Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir dersle daha birlikteyiz. Üçüncü hafta işlediğimiz konuların şöyle bir özet kaydını yapmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, üçüncü hafta dersimizde hadis usulü biliminin kaynaklarını ele alıp incelemeye çalıştık. Kitabımızda kaynaklar Mütekaddim'in dönemi eseriyle birlikte belirmişti. Tabii Mütekaddim'in döneminde müstakil eserler hazırlanıyor. O sürece gelinceye kadar bu kavramlar, usul bilgileri, rivayet teknikleri nasıl gelişti, onunla alakalı bir değerlendirme yapmıştık. Haliyle usul bilgilerin doğuşundan, gelişmesinden ve olgunlaşmasından söz etmiştik. Bununla alakalı geniş açıklamaları ikinci dersimizin video kaydında da bulabilirsiniz. Bu dersimizde hadis usulü biliminin kaynaklarından yani müstakil eserlerden söz edeceğiz. Mütekaddimun dönemi eserleri, müteahhirun dönemi eserleri, Türkiye'de hadis usulü çalışmalarıyla dersimizi tamamlamış olacağız. Değerli arkadaşlar, bizim ilim geleneğimizde böyle bir mütekaddimun, müteahhirun efendim sınıflandırması var. Kelam dersinde işte mütekaddimun kelamcılar, mütekaddimun mütekellimler, müteahhirun mütekellimler. Tefsirde mütekaddimun müfessirler, müteahhirun müfessirler diye. Tarihi süreç böyle bir sınıflandırma ile izah edilmiş. Hadiste de aynı yöntemi görüyoruz. Tabii süreç içerisinde önemli bir gelişme oluyor ve bu gelişmeden öncesi mütekaddimun, sonrası müteahhirun olarak isimlendiriliyor. Hani çağları tarihten işlemişizdir. Bir olay oluyor, yakın çağ başlıyor. Bir olay oluyor, bir önceki çağ kapanıyor. İşte orta çağ başlıyor. Çağ açıp çağ kapatan efendim olaylar olarak da bunlardan birisi tabii Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesidir değil mi? Bir çağ açıp yeni bir çağın efendim kapanması, bir çağın kapanmasına, yeni bir çağın açılmasına sebep oluyor. İşte hadis usulünde de böyle bir kısım gelişim oluyor ki öncesine müteakaddimun, sonrasına müteahhirun dönemi diyoruz. Müteakaddimun ilkiler, öncüler, efendim, bu ilmin efendim, akıncıları diyelim yahut da bu ilimle alakalı hazırlanmış ilk eserler, takdim edilen ilk eserler. Müteahhirun da sonraki eserler. Şimdi Mütekaddimun dönemi eserleriyle alakalı üç eserden bahsedeceğiz. El-Muhaddisül Fasıl, El-Muhaddisül Fasıl Beyner Ravi vel Va'i. Tabi eserlerin isimleri eserle ilgili bize birçok aydınlatıcı bilgi veriyor. Muhaddisül Fasıl, Ravi ile Va'i arasındaki farkı izah ediyor. Ravi aktaran demektir, Va'i de aktardığını inceleyen, sorgulayan, kavramaya, anlamaya çalışan demektir. Müellif Rame Hürmüzi. Bazı eserlerde Ram Hürmüzi diye de okunuyor. 360'da vefat ettiğini görüyoruz. İkinci eserimiz Marifetü Ulumil Hadis. Değerli arkadaşlar, bu eserlerin PDF'lerini Arapça asırlarına internetten de ulaşabiliriz. Ben size bir örnek göstereyim isterseniz nasıl indireceğimizle alakalı. Şuraya El-Muhaddisül Fasıl yazıyoruz. Daha önce yazmıştım. Burada hazır var. El-Muhaddisül Fasıl. Evet. Bir bakalım şuradan indirebilir miyiz? Bu siteleri evet. Şuradan tahmil yükle anlamında. Ya da bakalım. Evet, Muhaddisül Fasıl'ın bize böyle bir video şeklinde kaydedilmiş kitabını verdi. Bunu sayfa sayfa buradan takip edip okuyabiliriz. Tam gördüğünüz gibi sayfa sayfa. Burası pek kullanışlı değil. Başka bir yer. Bakalım. Tekrar El-Muhaddisül Fasıl'a gelelim. Şuraya
Şöyle bir PDF'si ver, buraya bakalım. Evet, buradan direkt PDF'sini vermiş oldu. İşte kitabı, değerli arkadaşlar, kitabın kapağını görüyoruz, ismini. Efendim, El Kadi El Hüseyin bin Abdurrahman El Rahman Hurmuzi. Biraz daha genişçe, uzun künyesiyle beraber ismi. Evet, kıymetli arkadaşlar, geçiyoruz tekrar biz notlarımıza dönelim. Diğer eserleri de bu yöntemi takip ederek indirebilirsiniz. Ma'rifet ulumil hadis. Ulumil hadis size tanıdık geliyordur eminim ki. Hadis usulünün geçmişte aldığı isimleri zikrederken bunu belirtmiştik. İşte Hakim en-Nisaburi ile hadis eserlerini, hadis usulü bilgilerini topladığı bir eser kaleme alıyor. Ve ismine Ma'rifetü Ulumil Hadis, hadis ilimlerini öğretme, bildirme anlamında bir isim veriyor. Bir diğer eser El Kifaye fi ilmi rivaya, Hatip El Bağdadi'ye ait El Kifaye fi ilmi rivaya. Efendim buradaki ilmi rivaya de size tanıdık gelmesi gerekiyor. Hadis usulünün geçmişte aldığı isimleri zikrederken buna da işaret etmiştik. Demek ki rivayet ilmiyle alakalı kafi bilgiler manasında Hatip el-Bağdadi usul bilgilerini koyuyor bir kitaba ve kitabın ismine bunu veriyor. Efendim bu dönemin özellikleri neler? Konular bab veya nev'ilere ayrılarak değerlendirilmiştir. Ne demek bab ve nev'ilere? Şu anda kitaplarımızda değerli arkadaşlar, içerikler, içindekiler birinci bölüm, ikinci bölüm diye sınıflandırılıyor. Bölümlerin altında da alt başlıklar var. O dönemde de kitaplar işte bölüm yerine nev şeklinde isimlendiriliyor ya da konu yerine bab şeklinde isimlendiriliyor. Şimdi şuradan ben bir örnek göstereyim değerli arkadaşlar size. Bakalım. Geçen seneki derslerden. Evet, şurada Muhaddisül Fasıl'ı da koymuşuz farklı bir baskısı. Mesela bunun ilerleyen sayfalarına kaç sayfa? 839 sayfa. 450. sayfaya gidelim. Evet, gördüğünüz gibi şurada bir bab var. Biraz geri gelelim arkadaşlar. Geri gelelim. Burada işte bir sürü konuları anlatılıyor. Kitabın şu başındaki sayfanın başındaki nottan babun fil kıraati alel muhaddis, yani hadis hocasına hadisi okuma babı demek ki. Biraz yukarı gidersek tam konuya ulaşabiliriz. Biraz daha gitmemiz gerekiyor. Epeyce uzun açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Evet, hala bab. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bir başlık. Babun, bab denmiş. Muhaddise, hadis hocasına hadisi arz etme, okuma babı, yani okuma konusu. Bab kelimesi mesela sınıfımızın da bir kapısı var, babı var. Kapıdan içeri girdiğimiz zaman müşteriklikleri olan, müşterek noktaları olan kimselerin olduğu alana girmiş oluyoruz. Burada da bu kapıdan efendim kıraatle alakalı benzer içeriklerin olduğu paragrafların yer aldığı alana giriyoruz. Bab demek yani kapı demektir. Nev de oluyor. Acaba bu eserlerde nev var mı, bir bakayım. Evet. Tedrib-ül Râvi'de nev var mı? Marifede bildiğim kadarıyla olması gerekiyor. Marifet-i Ulum-ül Hadis. Evet, bu da kimin eseriydi? Marifet-i Ulum-ül Hadis. Hakim en-Nisaburi'nin eseriydi. Bir bakalım. Evet. İçindekiler bölümü. Mevzu diyor. Mevzu, konu. Evet, bakınız burada nev kelimesi geçiyor arkadaşlar.
konu yerine, yani bölüm yerine mevzu ya da konular diyelim. Mevzu, konular. Evet. Zikrun nev'i salis. Üçüncü nev'in zikri. Yani üçüncü başlığın zikri. Min enva'i ulumil hadis. Hadis ilimleri çeşitlerinden üçüncü nev. Gördüğünüz gibi konular nev olarak isimlendirilmiş. Bu kitaplar tasnif edilirken bu şekilde bir isimlendirme olduğunu anlamış oluyoruz. Peki burayı da kapatmış olalım. Nev ve babı anlamış olduk. Ümit ediyorum. Konular senetli bilgilerle işlenmiştir. Yani bir açıklama yapılırken, bu açıklamayı daha önce bir kavram açıklanırken, bir bilgi verilirken, o bilgi daha önce kimler tarafından üretilmiş yahut da o kavramı daha önce kimler nasıl tanımlamış, o kişilerin isimleri verilmiş oluyor. Yani bu da ilim ahlakının bir göstergesi, bir nevi patentini zikretmek, sahibini zikretmek. Yani diyelim ki Muhaddisül Fasıl'ı Ram Hürmüz'ü kaleme aldı. Orada ne yapacak? Bir hadis usulü bilgisi verecek, bir kavramı açıklayacak. O usul bilgisini verirken, o kavramı açıklarken o bilgiyi kimden öğrendi? Efendim, o öğrendiği ismi de zikretmiş oluyor. Muhaddisül Fasıl'ın yazarı, müellifi Ram Hürmüz'ü hocasından öğrendi. Hocası da ona kendi hocasından aktardıysa, bu defa Ram Hürmüz'ü bilgiyi aktarırken hocasını ve hocasının hocasını da zikretmiş oluyor. Böylece bilgiler senetleriyle birlikte verilmiş oluyor. Şuradan bir örneğine bakalım değerli arkadaşlar. Şöyle yine geçen seneki çalışmalardan bakayım. Hadis. Bahar Hadis Edebiyatı. El-Muhaddisül Fasıl. Evet, El-Muhaddisül Fasıl'dan şöyle ilerleyen. Az önceki bab. Bakınız burada. Babun fil kıraati alel muhaddisi. Hadis hocasına talebenin efendim elindeki metni ya da ezberindeki metni okuması babı. Değerli arkadaşlar, daha sonra işleyeceğiz. Hadis öğrenim ve öğretim yöntemlerinde tahammül ve eda diyoruz ona. 8 tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi de kıraattır. Yani talebe elindeki metni ya da ezberindeki metni hocasına okur. Hocası da gerekli düzenlemeleri yapar. Ona göre talebe ezberindeki ya da elindeki metni hocasına, efendim hocasının kontrolünden geçirerek öğrenmiş, doğruluğundan da emin olmuş olur. Hataları varsa onları da hocanın düzeltmesiyle düzeltmiş olur. Şimdi bakınız burada kıraatle alakalı bir bilgi var. Bu bilgiyi kim veriyor? Rame Hürmüz'ü. Haddesena ibn Kale Rame Hürmüz'ü. Rame Hürmüz'ü dedi ki, biz buraya onu ekleyelim. İbn-i Bihan bana anlattı. Dedi ki, burada sena yazıyor arkadaşlar. Bu rivayet lafızları göreceğiz daha sonra. Bazen kısaltılır. Burada sena yazsa da bunu biz haddesena diye okuyoruz. Haddesena Abdanul Vekil. Efendim, Abdan Vekil bize anlattı. O da onun hocasıymış. Şurada da yine haddesena İbn-i Ebi Zahide. İbn-i Zahide bize anlattı. Dedi ki, haddesena Asım. Asım bize anlattı. Dedi ki, arazına ala amir. Amire arz ettim. Yani ezberimdeki ya da metindeki bilgiyi amire arz ettim. Ya metindeki bilgiymiş sahife. Yani amir kimdir arkadaşlar? Amir Asım'ın hocasıdır. Efendim, Ebi Zahid Asım'ın talebesi. Asım bu hadis öğrenme yöntemini ne yapmış? Vekile söylemiş, böyle yaptım diye. Vekil de İbn-i Hibban'a, İbn-i Bihan'a efendim bu şekilde yaptım diye aktarmış. Rame Hürmüzi'nin de hocası İbn-i Bihan. O da oradan aktarıyor. Hayır, bu hadis aktarma yöntemi, yani hocaya arz ederek hadisi kontrol ettirme yöntemiyle alakalı bilgi nereden geliyor bize? Ta Asım'dan, Zahid'den, Vekil'den, Bihan'dan. Bu bilgiyi aktarırken Rame Hürmüzi, bu kitap hangi kitaptı? El-Muhaddisül Fasıl. Bilginin gördüğünüz gibi böyle senedini veriyor.
Burası değerli arkadaşlar, buraya kadar senet bilgisi neydi? Şuradan itibaren işte usulle alakalı bilgi yer alıyor. Bilgiyi sadece aktarmamış, senedini de vermiş. Bu dönemin özelliklerinden bir tanesi bilgilerin senetleriyle birlikte verilmesidir. Bir bakalım bilgi neymiş? Arazna ala amir, amire arz ettim, hocası amire. Sahifete kütibet, yazılan bir sayfayı yahut da ketebtü an Cabir. Sahifeden bir sayfa arz ettim, bir sayfa okudum. Ketebtü an Cabir, Cabir ibn Abdullah, Cabir ibn Abdullah'tan yazdığım bir sayfayı hocama arz ettim. Cabir bin Abdullah sahabi bir, ondan bir hadis yazmış, onu hocasına arz etmiş. Demek ki hocam bir okuyayım, efendim bu hadisi bir kontrol eder misiniz diye arz etmiş. İşte bu bir yöntem. Efendim hadis usulünde hadisi öğrenme yöntemlerinden bir tanesi. Burada bize bu yöntemi anlatıyor Ram Hürmüzi ve bu yöntemi anlatırken senetle birlikte aktarmış. Fakale, yani hocası da demiş ki kat semi'te haza efendim küllü. Efendim bunun tamamını sen Cabir'den işittin mi? Min Cabir, Cabir'den işittin mi? Evet, arkasını vermiyor. Bu kadarıyla yetinmiş olalım değerli arkadaşlar. Burayı da kapatmış olalım. Demek ki bu dönemde eserler ve bilgiler senetleriyle birlikte veriliyor. Usul konularının tamamına yeri verilmemiştir. Ne demek usul konularının tamamına yeri verilmemiştir? O dönem itibariyle elbette ki tamamına yer verilmiştir diyebiliriz. Ama bugünden baktığımızda bugün tabii ki usul bilgileri gelişmiş. Temel konuları orada bulmamız, temel konuları da orada bulmamız zor olacaktır. Bütün ayrıntılarıyla orada elbette bulamayız. Ama o dönem içerisinde Rahmi Hürmüzi ulaşabildiği kadarıyla gelişmiş olan bilgi tamamını vermiştir diyebiliriz. Evet, Mütekaddimun dönemi eserlerini bitiriyoruz. Müteahhirun dönemi eserlerine geliyoruz. El-ilma ila marifeti usulü rivaye. Usulü rivaye de size tanıdık geliyor. Değerli arkadaşlar, ilma parıltılar demek ve tahyidi sema. Efendim yani öğrenerek, işiterek öğrenilen hadislerin kaydedilmesi ve rivayet usullerinin bildirilmesiyle alakalı bir parıltı, bir yıldız, bir ışık, böyle bir isim vermiş. Aynı yöntemi takip ederek El İlma'ya ulaşabilir, kitabı inceleyebilirsiniz. Kadı İyaz olarak meşhur, Ebu Fadl İyaz, Kadı İyaz olarak, Kadı İyaz El İlma olarak da bu eseri efendim bellemeye gayret edebiliriz. Tabii bu usulle alakalı kitapları bilmek belirli oranda bizim dersimizin önemli bir parçasıdır kıymetli arkadaşlar. Yani bir edebiyat fakültesinde okuyan benim bir öğrenci işte Mehmet Akif Ersoy'dan bahsedildiğinde onun bir kısım eserlerini bilmiyorsa o kınanır yani. O, değil mi? Yahut da naattan bahsediliyor. Birkaç efendim şair ve birkaç naatının ismini, birkaç kitabın ismini zikretmesi beklenir. Biz de İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak aldığımız temel derslerden bir tanesi hadis dersi ve hadis usulü dersidir. Bu ilmin temel kaynaklarından birkaçını bilmemiz gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, bu eserlerin isimlerini uzunca öğrenirsiniz. Bir de müellifin, efendim, muhaddisin ölüm tarihini, doğum tarihini de kavrayarak, ezberleyerek, belleyerek eserleri zihnimize yerleştirirsek bu bizim için önemli bir kazanım olmuş olacaktır. Başlangıçta nasıl bellersek öylece kalıcı oluyor. Daha sonra öğrenmek biraz zor oluyor. Ulumul Hadis Mukaddimetü İbn-i Salah, İbn-i Salah'ın mukaddimesi. Bu eser önemli bir eser. Kendinden öncekini kendine toplamış, kendinden sonrakileri de etkilemiş değerli arkadaşlar. Bir limana benzetebiliriz. Limanın bir hinterlandı oluyor, beslendiği alan oluyor. İbn-i Salah da kendinden önceki usulle alakalı çalışmalardan beslenmiş. Onları bu eserinde bir limanın topladığı gibi toplamış. Daha sonra oradaki bilgileri farklı bir tertiple diyelim ki konteynerlere yükleyerek, efendim onlara da isimler vererek
okuyucularına, taliplerine, isteklilerine efendim arz etmiştir. Şimdi bakıyoruz, İbn-i Selam'ın mukaddimesi olarak da meşhur bu. Yani Ulumul Hadis olarak da biliniyor. Mukaddimetü İbn-i Selam olarak da biliniyor. Mesela Ulumul Hadis kendinden sonraki etkilemiş dedik. Et-Takrib ne yaptı? Nevevi Et-Takrib isimli bir çalışma yaptı. Ulumul Hadis'e özet hazırlamış. Et-Takrib ve Tefsir li Ahadîs-i Beşir-i Nezir. Uyaran, ikaz eden hadislerin efendim işte anlaşılmasıyla alakalı kolaylaştırma, yakınlaştırma manasında bir isimlendirme. Evet, daha sonra ikinci bir özet. İhtisar-ı Ulumul Hadis. İbn Kesir yine Ulumul Hadis'e bir özet yapmış. Özet niye yapıyor? Belki Ulumul Hadis geniştir. Öğrencilerine özet bir bilgi vermek istiyor. Haliyle öyle bir derli toplu bir özetleme yapıyor. Ondan olsa gerektir. Başka bir özet. Nukbetül Fikir İbn Hacer'de bir özet yapmış. Bu üç kitapta Ulumul Hadis'in özeti. Değerli arkadaşlar, Nevevi Ulumul Hadis'e bir özet yapmıştı. İsmine takrib denmişti. Daha sonra Tedribur Ravi efendim ismiyle Celaleddin Es-Suyuti bu takribi şerh etti. Yani tedrib, takribin geniş açıklamalı halidir. Belki bakabiliriz de birazdan. İhtisar-ı Ulumul Hadis'i geçtik. Nuhbetül Fikir İbni Hacer hazırlamıştı. İbni Hacer kendi hazırlamış olduğu bu esere ne yaptı? Baktı ki pek anlaşılmıyor. Kendisi bizzat bir efendim şerh hazırladı. Şerh demek açıklama demektir. Burada bir hassasiyeti görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tefsirine, açıklamasına tefsir, diğer kitapların açıklamalarına da şerh denir kıymetli arkadaşlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'in efendim açıklamasına Tevilatul Kur'an müellifi İmam Maturidi'nin şöyle bir yaklaşımı var. Bu da çok hoş, çok etkileyici. İmam Maturidi diyor ki Kur'an'ın tefsirini ancak sahabe ve Hazreti Peygamber yapar. Sahabe Hazreti Peygamber'e yakındır. Hazreti Peygamber de vahye dayanmaktadır. Haliyle onların tefsiri yani ayetleri genişletmesi denebilir. Onların açıklamalarına tefsir denebilir. Daha sonrakilere tefsir denmez. Daha sonrakilere de tevil denir. Tevil yorum demektir. Yani oradan anladığım anlamındadır. Tevil isabet etmiş de olabilir, isabet etmemiş de olabilir. Ama sahabe ve Peygamberimiz için bunların yorumları elbette en başta Peygamber Efendimiz'in değerlendirmeleri isabet etmemiştir diyemeyiz. Çünkü isabet etmemiş olanlar Allah tarafından da ikaz edilmektedir. Burada İmam Maturidi'nin bu hassasiyeti de, bu ayrımı da çok dikkate değer. Evet. Ondan dolayı eserine de tefsir dememiş, Tevilatul Kur'an demiş. Tevilatul Kur'an. Evet kıymetli arkadaşlar, Tevilatul Kur'an Ensar Neşriyat'tan da çıktı. Yayını hazırlayanlardan Allah razı olsun arzu eden arkadaşlar alıp bunun aslını ya da tercümesini okuyabilirler, istifade edebilirler. Evet, İbn Hacer demek kendi hazırlamış olduğu özetin açıklamaya ihtiyaç duyduğunu anladı ve Nüsretün Nazar diye bir açıklama yaptı. Müteahhirun dönem eserlerinden bahsediyoruz. İlma'dan bahsettik. Ulumul Hadis'ten söz ettik. Kavaidü Tahdis, hadis öğretme kaideleri, kuralları, Cemalettin el-Efgani. Tevcihün Nazar ila ilmi eser, efendim ilmil eser, burayı da efendim, eser kelimesi kıymetli arkadaşlar hadis manasında da kullanılıyor. Eser ilimleri, tevcihün nazar, işte bir göz atma manasında Tahir el-Cezayiri tarafından kaleme alınmış. Menhecün Nakd fi Ulumil Hadis Nurettin İtir tarafından efendim hadis ilimlerini kaydetme yöntemleri, usulleri şeklinde eserleri görmüş oluyoruz. Özelliklerine bakalım. Konular senetlerinden arındırılmış olarak incelenir. İşte müteakaddimun ile müteahhirun birbirinden ayıran en önemli vasıflardan bir tanesi bu dönemde artık senetler verilmiyor. Çünkü bilgiler arttı ve zaman da ilerledi. Artık senedi vermeye kalkışırsanız müellif ile yani kitabı yazan kimse ile bilginin kaynağı arasında 6, 7, 8 belki daha fazla efendim muhaddisi zikretmek gerekiyor. Haliyle böyle uzunca senetler sonunda küçücük bir bilgi bir karışıklığa sebep oluyor.
kitapların hacimleri genişliyor. Artık senetler bu dönemde verilmemiş, sadece bilgiler aktarılmıştır. Mesela bununla alakalı da bir Tedrib-ül Ravi'ye bir bakabiliriz. Evet. Ya da Ulumul Hadis'e bakabiliriz. Tedrib-ül Ravi burada var mıydı? Evet, şurada vardı. Tedrib-ül Ravi fi şerhi takribin nebevi. Nebevi'nin takribinin şerhi Tedrib. Evet, kim tarafından? Celaleddin Abdurrahman bin Ebi Bekir Es-Suyuti İmam. Evet değerli arkadaşlar, 911'de Hicri vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Şöyle ilerleyen sayfalara bir bakalım, mesela 50-60. Evet. Evet. Ennev'ül evvel. Hani daha önce demiştik ya efendim, eserler nev ile konular böyle sınırlanıyor. Nev'ül evvel, birinci nev, es-sahih. Sahih hadisi anlatıyor. Efendim, ileriye yukarıya çıktığımız zaman sahih hadisle alakalı temel başlığa ulaşabiliriz. Bakalım. Sahih. Hala sahih anlatır. Bu sahih konusu, yani ennev'ül evvel, birinci konu sahih. Evet, bu eser Tedrib-ül Ravi Celaleddin Es-Suyuti'nin, değerli arkadaşlar, takrib, Nebevi'nin takribini yapmış olduğu şerh. Şurayı da göstermiş olalım. Bakınız arkadaşlar, şurada bir farklı bir efendim yazı şekli var. Aşağıda da farklı bir yazı şekli var. Burası işte, burası Nebevi'nin takribi, takripteki cümle. Ne yaptı Suyuti? Takripteki bu cümleyi aldı, buraya yazdı. Daha sonra da burada kendisi şerh etti. Şu aşağıdaki açıklamalarda onun şerhi. Burada da görüyoruz. Nebevi'den bir bölüm ve aşağıda şerh. Evet. El hadisü sahih, hasen ve zayıf. Hadis sahih, hasen ve zayıf diye efendim ne yapılır? Kısımlandırılır. İşte bakınız, burada mesela sahih kelimesinin hadisin çeşitlerini anlatırken sahih, hasen, zayıf dedi ve bir senet bilgisi vermedi. Yani bir senet bilgisi görmüyoruz. Hem takripte bir senet yok, hem de tedripte bir senet yok. Evet, 60. sayfaya tekrar gidelim. Evet, el-hamisetü 5. Es-sahihu aksamun, sahihin kısımları diyor. Alaha, onun en yücesi, ma o şeydir ki ittifak aleyhi Buhari ve Müslim'in ve Buhari'nin ittifak etmiş olduğu hadisler sahih sıralamasında en üst mertebedir. Sümme sonra, ondan sonra da ma infarada bir Buhari. Buhari'nin tek başına rivayet ettikleri gelir. Sümme Müslim'in, sonra da Müslim'in rivayet ettikleri gelir. Bakınız değerli arkadaşlar, burada efendim sahih hadisin mertebelerini anlatıyor. Yani sahihler sahih demiş ama hadisler hangisi daha üst düzeydedir? Böyle bir sıralama yapılır. Birinci sırada Buhari ve Müslim'in ortak aktardıkları gelir. İkinci sırada Buhari gelir. Üçüncü sırada Müslim gelir. İşte bu bilgileri veriyor. Usulle alakalı bilgileri veriyor. Bu bilgiyi verirken gördüğünüz gibi herhangi bir efendim, şey yok. Senet yok. Evet. Burayı da geçmiş olalım bu şekilde. Tekrar biz dönelim. Konular tartışılır. Konular tartışılır. Yani bu konular sahih efendim hadisin mertebeleri aktarılırken mesela Hatip el-Bahdadi ne yapacak? İşte falan muhaddis şöyle dedi, bir başkası böyle sıraladı diyerek bunların değerlendirmelerini veriyor. Gelişmelere de yer verilir. Ne demek gelişmelere? Yani bir kitap kendinden önceki gelişmelere yer verir anlamında. Bu zaten bütün çalışmalarda böyledir.
Müteakkadimül dönemi eserleri de böyledir. Bu buraya ait farklı bir özellik olmasa gerek. Türkiye'de hadis usulü çalışmaları. Evet, Türkiye'de çok sayıda hadis usulü çalışmaları var. Bugün mesela 100 tane kadar ilahiyat fakültesi var. Her bir ilahiyatta 2 tane hoca olsa 200 tane hocaydı. Her bir hocanın bir tane yüksek lisans, bir tane doktora çalışması olsa 400 tane çalışma eder. Her bir hocanın 10 tane kitabı olsa ne bileyim 200 çarpı 10, 2000 tane kitabı eder. Çokça her bir hocanın birer tane yüksek lisans doktora talebesi olsa onların çalışmaları falan devasa bir çalışma var. Burada bir kısım eserlere işaret edilmiş. Bunların başında Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecil-i Sari tercümesi. Değerli arkadaşlar, burada 3 tane kitap ismi var. Yani 3 isim zikredilerek bir kitap tarif ediliyor. Sahih-i Buhari, dersleri de bunu anlattık. Buhari'nin eseri. Muhtasarı Tecil-i Sari, Sahih-i Buhari'ye hazırlanmış bir özet. Sahih-i Buhari, Muhtasarı Tecil-i Sari tercümesi, yani Buhari'nin özeti olan, muhtasarı olan Tecrid'in tercümesi, üçüncü kitap. Onu kim yaptı bu tercümeyi? Ahmet Naim Efendi yaptı. Ahmet Naim Efendi'nin yapmış olduğu tercüme İmam Zibidi'nin hazırlamış olduğu Tecrid-i Sarih'tir. Tecrid-i Sarih de Buhari'nin özetidir. Evet, burada tabii tercüme yapılanlar hadislerdir. Bizim hadis usulüyle ilişkisi ise bu eserin mukaddimesidir. Yani Tecrid-i Sarih tercümesine bakalım değerli arkadaşlar. Daha önce dersinde göstermiştim. Bir kez daha burada bakalım. Evet. Tecid-i Sari. Tecid-i Sari'nin kendine ait bir sitesi de var. Orayı bulabilirsek daha iyi olacaktı. Evet değerli arkadaşlar. Bu işte Tecid-i Sarih'in tercümesi. Bunun birinci cildi mukaddeme yani. Orada Ahmet Naim Efendi hadis usulüyle alakalı, hadis tarihiyle alakalı bilgiler veriyor. İşte Türkiye'de yapılmış ilk çalışma olarak sınavlarda da çokça çıkar. Bizi ilgilendiren taraf burası. Yoksa Sahih-i Buhari hadis kitabı, onun muhtasarı, özeti olan Tecid-i Sarih, o da hadis kitabı. Tecid-i Sari'nin tercümesi, o da hadislerin tercümesidir. Haliyle usulle ilişkili kısmı Ahmet Naim Efendi'nin bu tercümeyi yapmadan önce girişte yani epeyce yani 900 sayfa civarındadır hatırladığım kadarıyla bir mukaddime hazırlıyor ve orada usulle tarihle alakalı bilgiler veriyor. Bu da Türkiye'deki hadis çalışmalarına, usul çalışmalarına bir örnek. Burada diğer hocalarımızın Tayyip Okiç Ankara'da hocalık yapmış onun İlk çalışmalar Hayrettin Hoca'nın hadis usulü var. Talat Kuyuç Şehit'in hadis usulü var. Başka işte biz şu anda Ahmet Lütfi Hoca'nın hadis usulünü okuyoruz. Böyle burada zikredilenler birkaçı. Bunların dışında da çokça hadis şu eserde çok değerli bir eser. Onu da almış olalım. Bu da bir usul çalışması kısa bir böyle. Evet. Bu şekilde değerli arkadaşlar hadis usulüyle alakalı eserlerden kısaca bahsetmiş olduk. Tabii Osmanlı dönemi çalışmaları var. Osmanlıca eserler var. İşte Cumhuriyet dönemi, son dönem çalışmaları var. Ne bileyim müsteşrik çalışmaları var. İlgili duyan arkadaş onlar da ayrıca bakıp bilgilerini aktararak şey yapabilir, geliştirebilir. Hadis ve sünnet kavramlarına geçiyoruz. Bu konuda hadis, sünnet, haber ve eser kavramlarını ele alacağız. Hadis usulünü tarif ederken kısaca hadise değinmiştik. Ama daha sonra genişçe ele alacağımızı söylemiştik. Burada şimdi genişçe inceleyelim. Hadis çoğulu, ehadis, kelimenin söz anlamı var hadisin. Haber anlamı var, bir de yeni anlamı var. İşte şurada ayet-i kerimelerden örnekler vererek hadisin söz anlamı olduğunu ortaya koymaya çalıştı hocalarımız. Biz de onları buraya aktardık. Mesela فَلْيَتُوا بِحَدِيثٍ مِسْلِهِ اِنْكَانُ صَادِقٍ Eğer sözlerinde dürüstseler, benzeri bir söz iddialarında dürüstseler, bu da hadis kelimesinin
söz anlamında kullanıldığını görüyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in meydan okumasıdır. Efendim, Kur'an'ın bir benzerini meydana getirin. Onun suresini fe'tü bi aşri suverin misli yahut da fe'tü bi suretin misli. Burada da meydan okumayla alakalı ayetin yer aldığını görüyoruz. Tabii bizimle ilgili kısmı buradaki hadis kelimesidir. Söz anlamında kullandığını görüyoruz. Feyza da'imtun fenteşirûne velâ müste'nisini de hadis. Feyza da'imtun fenteşirûne. Artık yemek yedikten sonra dağılın, söze takılıp kalmayın. Yani Peygamber Efendimiz ziyarete gidiliyor ve uzun uzun oturuluyor. Hazreti Peygamber'in de tabii gece programı var vesaire. Bu hem Peygamberimiz için hem bizim için ziyaretin kısası makbuldur. Burada da hadis kelimesinin söze dalmayma, söz anlamında kullandığını görüyoruz. Allahu nezzele ahsene hadis. Allah sözün en güzelini, burada hadis manasını yine Kur'an-ı Kerim'de söz anlamında kullanıldığını görüyoruz. Bu da Efendimiz'den bir hadis-i şerif, Buhari Edebi 70'te geçiyor. İnne ahsenel hadisi kitabullah. Allah'ın kitabı sözlerin en güzelidir. Burada da hadisin söz anlamında kullanıldığını görüyoruz. Hadisin devamında da ve ahsenel hediyi hediyü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en güzeli de Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın yoludur. Hadis kelimesinin haber anlamı da var. İşte Kur'an-ı Kerim'de ve hel etaki hadisi Musa. Musa'nın haberi sana gelmedi mi? Burada haber anlamında kullandığını görüyoruz. Hadis yeni anlamı da var. Yani eski, önce, kadim, sonrası hadis. Sonradan var edilenlerin efendim sözleri hadis. Allahu Teala'nın sözü kadim. Kur'an-ı Kerim'e ne yaparız? Kelam-ı kadim deriz. Peygamber Efendimiz'e de hadisi Resulillah deriz. Burada da bir hassasiyeti görüyoruz. Tabii Allah-u Azimüşşan'ın sözü, kadim sıfatına sahip olan Cenab-ı Rabbül Alemin'in sözü kadimdir ve öncesi olmayandır. Ezeli ve ebedidir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yaratılmış olanın sözüdür. Onun sözü de hadistir. Terim olarak hadis. Burada kelime manasını verdikten sonra el hadithu hadith huve ma uzife ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen şeydir. Efendim, maul bir şeydir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe edildi. İzafe demek bağlandı, atfedildi, aktarıldı, bununla ilişkilendirildi demektir. Min, tabii ma olur da min olmaz mı? Efendim, min bu ma'yı ne yapıyor? Beyan ediyor. Min kavlin ev fi'lin ev takririn. Fiilden, sözden, takrirden Peygamberimize izafe edilenlere hadis diyoruz. Yahut da ev vasfin hılkiyin ev hılkiyin. Hılki ve de hılki vasıflar. Yani yaratılış özellikleri yahut da sonradan efendim bürünülen ahlaki güzellikler, onlarla Peygamber Efendimiz'in ahlaki, hılki ve hulki, yaratılış efendim, bedeni efendim özellikleri, yapısı ve aynı zamanda da ahlaki tutumları. Evet, hılki yani genetik, hulki edinik. Yani her bir insanın genetik olarak taşıdığı özellikler var. Peygamber Efendimiz'in de farklı özellikleri var. Onlar da hadis kavramı kapsam içerisine girmiş oluyor. Bu özellikle kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Yani toplum halinde yaşıyoruz. Bizim bu parmaklarla beş tane, hiçbirinin boyu diğeri gibi değil, hiçbirinin kıvamı, şekli diğeri gibi değil ama bu uyum böyle olmuş oluyor. Her bir insanın farklı özellikleri, farklı üstünlükleri olmaktadır. Peygamberler tabii özel seçilmiş insanlardır. Bizler için de örnektir. Haliyle Peygamber Efendimiz'in şemaili, hilye de deniyor, delail-i nübüvve deniyor. Bunlar ayrıca bir hususiyet teşkil etmektedir. Hani şair de diyor ya, Muhammed'in beşerin la kel beşer bel huve kel yakut beynel hacer. Muhammed de bir beşerdir ama diğer beşerleri gibi değildir. O belki taşlar içerisinde yakut gibidir. Ev ma udife ile sahabiye ve tabi'in. Yahut da sahabiye ve tabiine izafe edelim. Burada parantez içerisinde aldı. Evet, hadis deyince Peygamber Efendimiz'e aktarılanlar, bununla beraber sahabi ve tabiine ait olanlar da bir ölçüde hadis sayılmış oluyor. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'e yakın nesil. Evet, hani bir attara girersiniz, epey bir süre kaldıktan sonra geldiğiniz zaman sizden güzel kokular etrafa yayılır. O koku sizin kokunuz değil aslında. Atlarda bulunmanızdan dolayı oradaki kokuyu taşıyorsunuz. Yani sahabe de Peygamber Efendimiz'in yanında bulunuyor. Haliyle onun sözü, fiili
kendi sözü fiili olmayabilir. Yani onun kokusu Peygamber Efendimiz'den alıp taşıdığı koku gibi tabiinde sahabiden. Haliyle onların sözleri farklı olarak diğer nesillerden ayırt ediliyor ve farklı değerlendiriliyor. Bir ölçüde Peygamberimizin sözü gibi değil ama hadis olarak değerlendiriliyor. Daha sonra mevkuf hadisi, maktu hadisi işleyeceğiz. Bu konunun ayrıntılarına da o zaman bakacağız. Evet, hadisi geçiyoruz kıymetli arkadaşlar. Sünnet kelimesine geldik. Söz olarak, kelime olarak yol, gidişat, davranış, rol, model, efendim, biçim, form anlamlarına geliyor. İnni le ensa'e ve nessa'liye sünnet. Mesela burada ben bazen unuturum, bazen de unutturulurum. Sünnet olsun diye diyor. Burada sünnet kelimesi. Yani bir uygulama şekli, bir örneklik, bir uygulama biçimi, bir form olsun diye. Şimdi mesela Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, İlahiyat Fakültesi'nde dilekçe vereceğiz. Önceden oraya bir form konulmuş, bir şablon konulmuş. O şablona göre ne yapıyoruz? Biz de bilgilerimizi aktarıyoruz. İşte bu şablonu, bir formu efendim sünnet olarak düşünebiliriz. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı hayatına aktardı ve bir form oluşturdu, bir model, bir örneklik oluşturdu. Biz de o hayatı hayatımıza tatbik edeceğiz değerli arkadaşlar. Ben bazen unuturum, bazen unutturulurum sünnet olsun diye. Şimdi bu tabii Muvatta'da geçmekte olan bir hadis. Hani Peygamber Efendimiz zaman zaman ikazlara sebep olmuş ya, bu olayla ilgili. Yani bazen unutarak ya da unutturularak böyle yapılmaması gerekeni yapmış olurum ama bu da niçindir? Bir sünnet olsun diye. Hani diyelim ki Abdullah İbni Ümmü Mektum ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz uyarıldı. Daha sonra Peygamber Efendimiz uyarılmasına sebep olacak bu davranışını telafi etmek için bir kısım adımlar attı, bir kısım girişimlerde bulundu. Yani ey ümmeti Muhammed, ey Müslümanlar, sizler de bir yanlış yaparsanız, bak peygamber ki ona zelle diyoruz, onlara hata denmez, ufak sürçmeler ne yaptı? Bir peygamber olarak yüksünmeden, kucunmadan Abdullah İbni Ümmü Mektum'un gönlünü almak için efendim ne yaptı? Durumu düzeltmeye, efendim zelleyi yani hatayı telafi etmeye çalıştı. Sizler de hatanızı telafi edin, peygamberin yaptığı gibi yapın. Burada işte sünnet kelimesi arkadaşlar, kelime olarak yol, gidişat, davranış biçimi olarak kelime manasında böyle kullanılmış. Başka mensen nefil İslam, burada sünnet geçiyor. İslam'da kim bir sünnet oluşturursa, yani kim bir yeni başlangıç, bir başlangıç, sünneten haseneten güzel bir başlangıç oluşturursa, efendim mensen nefil İslam, efendim arkasından gelenler, orası verilmemiş hadisin, arkadan gelenler de onu yaptıkça onu ilk yapana bir sevap olur. Ben seninle filislami sünnetin seyyiyeten kim de kötü bir başlangıç oluşturursa. Demek ki sünnet bir çığır açma, bir başlangıç oluşturma. Evet, mesela bizim İlahiyat Fakültesi'nde sınıflarda da söyledim. Sınıflarda şimdi ne var? Kitaplıklar var. Ve her bir kitaplıkta efendim kitaplar var. Daha önce bu yoktu. Yeni konuldu. Yani geçen sene konuldu. Kim koydu? Dekanımız. İşte bu kitap uygulaması bizim dekanımızın bir sünnetidir diyebiliriz. Onun başlattığı bir uygulama, güzel bir sünnet. İşte şimdi fakültemizde birçok sınıfımızda akıllı tahtalar var. Daha önce yoktu. İşte bu akıllı tahtaları yine yönetim Muhammed Kızılgeçit hocamızın da çok yoğun efendim çabalarıyla ne oldu? Evet, bu Muhammed Bey'in efendim sünnetidir diyebiliriz. İşte bir yeni başlangıç, güzel başlangıç. Evet. Kim İslam'da güzel bir başlangıç açarsa. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Mesela şimdi fakültelerde söylesem mi bilmiyorum. Neyse söylememiş oldum. Bir başka ayet. Kad halet min kablikum sünenun fesiru fil ardi fanturu keyfe kana aqibetul mukezzibin. Ve sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün. Âl-i İmran. Evet. Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Katkalet min gablikün. Sizden önce gelip geçmiştir. Sünnenin kanunlar. Burada da sünnetin kanun anlamında olduğunu görüyoruz. Sünnetullah mesela Allah'ın kanunu, sünneti. Sünnet-i Resulillah, Allah Resulü'nün koymuş olduğu hükümler, ortaya koymuş olduğu yaşam biçimi. Tabii kainatta kanunlar var arkadaşlar. Onları Cenab-ı Hakk'ın koymuştur. Her bir varlığa konulmuş kanunlar var.
İnsana da konulmuş kanun var. İnsana konulmuş kanun da Kur'an'dır. Fakat insan o kanunu hayatına nasıl aktaracaktır? Onu da Peygamber Efendimiz gösteriyor. İşte Peygamber Efendimiz'in göstermesine de biz Peygamber Efendimiz'in uygulama biçimi, yöntemi, modeli, efendim rolü, işte üsve-i hasenesi olarak sünnet diyoruz. Evet. Terim olarak sünnet de Peygamber Efendimiz Kur'an'ı hayata aktarma biçimine sünnet deriz. Efendim, sünnetin yazılı olarak bize ulaşmış olmasına hadis deniyor. Bazen sünnet peygamberimizin uygulamalarına, hadis peygamberimizin sözlerine hasretildiği oluyor. Ama günümüzde muhaddisler özellikle hadis ve sünneti eş anlamlı olarak biri diğerini yerine kullanıyorlar. Haliyle hadise yapmış olduğumuz tarifi sünneti de yapabiliriz. Sünnet peygamber efendimizin söz, fiil, takrir ve ahlaki, hulki, ahlaki vasıflarına denir. Sahabenin de bu noktada tabiinin de sözlerine, fiillerine denir. Evet, sünnet, hadis kelimelerini geçtik. Bir de haber, efendim, Peygamber Efendimiz söz, fiil ve takdirlerine haber de denir. Hani haber bilgi demektir. Ondan bize taşınanlardır hadisler ve sünnet. Ondan bize taşınan, bize bilgi veren açıklamalı olarak hadislere efendim haber de denmiştir. Bazen haber daha kapsamlı da kullanılır. Mesela mütevatir haber, ahad haber, mütevatir hadis, ahad hadis, mütevatir sünnet, ahad sünnet demek gibi eser, iz işaret belirtilim anlamına gelir. Peygamber Efendimiz'den bize kalan birer izdir, işarettir hadisler, sünnet haliyle eser denir. Bazı dönemler haber kelimesi daha çok tercih edilmiş, bazı dönemler eser. Bazı durumlarda sünnet, günümüzde daha çok hadis kelimesi ve sünnet kelimesi kullanılmaktadır. Haliyle bu yaptığımız açıklamaları toparlayarak hadis, sünnet, haber, eser, söz, fiil, takrir, yaratılış ve vasıf olarak Hazreti Peygamber'e izafe edilen metinlerdir. Ayrıca sahabe ve tabi'nin söz, fiil ve takrirlerine de bu tanıma dahildir. Hadis, sünnet, haber, eser kavramlarıyla arkadaşlar şöyle bir değerlendirme yapalım. Değerli arkadaşlar, hadis, sünnet, haber, eser biri diğerini yerine eş anlamlı olarak kullanılır. Hadis, sünnet, haber, eser biri diğerini kapsayıcı olarak da kullanılır. Mesela diyelim ki ayet ve hadis deyince hadisi daha kapsamlı kullanmış oluruz. Ya da Kur'an ve sünnet deyince sünneti daha kapsamlı. İşte mütevatir ahad haber deyince haberi daha kapsamlı kullanmış oluyoruz. Bazen sözler için hadis, fiiller için sünnet tercih edilmiştir. Yani bu uygulamada çokça yer bulmuştur. Efendimizin sözleri için hadis, uygulamalar fiilleri için de sünnet dendiği olmuştur. Hadis, sünnet, haber, eser Hazreti Peygamber'in, sahabenin ve tabi'in için kullanılmıştır. Hadis ve sünnet daha çok Peygamberimiz için, haber ve eser de daha çok sahabe için kullanılmıştır. Mutlak manada hadis demişse, yani hiçbir ön ek kullanılmaksızın bir hadiste şöyle buyuruldu dendiği zaman orada Peygamberimizin sözü anlaşılır. Mutlak manada zikredilmiştir. Peygamberimizin sözü anlaşılır. Peygamberimizin sözünün efendim konu edileceği, onun aktarılacağı anlaşılır. Eğer sahabenin ya da tabiinin sözü aktarılacaksa o zaman bir hadiste denmez. Sahabeden efendim şöyle mevkuf bir hadiste denir ya da maktu bir hadiste. Yani hadiste kaynağına göre kutsi, merfu, mevkuf, maktu diye sınıflandırılıyor. Sahabenin sözlerine mevkuf hadis, tabiinin sözlerine de maktu hadis deniyor değerli arkadaşlar. Onun için hadis denince peygamberimizin sözü anlaşılır ama kastımız sahabe sözü ise o zaman mevkuf hadis. Kastımız tabiinin sözü ise o zaman maktu hadis diyeceğiz. Evet, hadisin unsurları. Hadisin unsurları, kısımları, kavli, fiili, takriri ve vasfi diye efendim, bu şekilde sınıflandırılıyor. Takriri hadis de sarih, zımmi diye ikiye ayrılıyor. Vasfi hadis de hılkı ve hulkı diye tasnif ediliyor. Kavli hadis değerli arkadaşlar söz demektir. Söz olarak Peygamber Efendimiz'in iki dudağı arasından çıkmış olanlara kavli hadis diyoruz. İşte Allah'a ve ahiret gününe inanan ya faydalı söz söylesin ya da sussun. Bu bir kavli hadistir. Buna biz kavli sünnet de diyebilir miyiz? Kavli haber de diyebilir miyiz? Diyebiliriz yani. Burada tabii hadisi tercih ettik. Günümüzde daha çok hadis kullanılıyor diye. Efendim hadis, haber, eser, sünnet eş anlamlı olarak kullanıldığını hesaba katarsak efendim buna
kavli hadis, kavli haber, kavli sünnet diyebiliriz. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasaklarından kaçandır. Bu da yine kavli, yani sözlü bir hadis. يَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَوْرَيْنِ لَنْ تَضَلُّ مَا تَمَسِكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَب۪يهِ Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı tutunduğunuz takdirde asla sapıtmazsınız. O iki şey Allah'ın kitabı ve nebisinin sünnetidir. Bu da takriri bir hadistir. Affedersiniz, kavli bir hadistir. Fiili. Değerli arkadaşlar, şurada kale semi'tu. Bunlar rivayet lafızlarıdır. Daha sonra açıklayacağız. Bir hadiste kale geçiyorsa, kale Resulullah, Allah Resulü şöyle dedi. Demek ki sözlü hadis. Semi'tu an Resulullah, Allah Resulü'nden işitti. Aa, demek ki sözlü bir hadis. Bu kale semi'tu. Rivayet lafızlarının birçok konuda bize ipucu verir. Onlardan bir tanesi de hadisin işte unsurlarıyla alakalı durumu beyan etmesidir. Fiili hadis, uygulamalı hadis demektir. Hazreti Peygamber mesela Beyt-i Makdis'e doğru 16-17 ay namaz kıldı. Peygamber Efendimiz'in bir fiilini Ayşe Validemiz aktarıyor. Hani Ayşe de kâlet, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ amile amelen esbete. Hazreti Peygamber bir şey yaptığı zaman onu sapasağlam yapardı. Peygamber Efendimiz'in işini sağlam yapmasıyla alakalı bir fiili burada vurgulanmış oluyor. Kâne Resulullah deyince kâne idi. Peygamberimizin fiili aktarılacaktır. Ra'aytu Resulallah. Allah Resulü'nü gördüm. Şöyle yapıyordu. Efendim orada da bu rivayet lafızları da bu aktarım ifadeleri de hadisin fiili olduğunu göstermektedir. Takriri onay demek değil arkadaşlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir şey soruluyor, bir şey anlatılıyor da Peygamberimizin bulunduğu ortamda bir konu açıklanıyor Hazreti sahabe-i kiram tarafından. Peygamber Efendimiz de tebessüm ederek, sükut ederek, bazen de iyi yaptın, ne güzel yaptın diyerek onaylamış oluyor. İşte Peygamberimiz söylememiş olsa da o onayladığı için onun onayları da ne olmuş oluyor? Sanki söylemiş gibi, yapmış gibi oluyor. Bunlar da takriri hadis olarak efendim isimlendiriliyor. Mesela fetebesseme, bir şey anlattı da Hazreti Peygamber tebessüm etti. Bir şey oldu da Hazreti Peygamber güldü. Efendim bir şey yapıldığı belirti de Hazreti Peygamber sükut etti, sekete. Efendim sataka, doğruladı, iyi yaptın dedi. Efendim bunlar nedir bu ifadelerde? Bir o arkasından gelen hadisin takrir hadisi olduğunu göstermektedir. Bayram günlerinde cariyelerin şarkı söylemelerine engel olmamıştır. Mesela Hazreti Bekir'e onlara dokunma demiş. Evet, bu bir peygamber efendim onayladığı anlamına geliyor. Abdurrahman bin Avf sabah namazında imam yapılmış. Peygamber Efendimiz henüz gelmediği görülünce. Daha sonra Peygamber Efendimiz gelmiş. Abdurrahman bin Avf da Peygamberimizi görünce yanlış mı yaptım diye. Hani ashab-ı kiram da biraz tedirgin olmuşlar. Peygamberimiz iyi yaptınız demiş. Açıkça evet, mesela Bilal-i Habeşe ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Bakıyor ki Hazreti Peygamber henüz gelmedi. Hane-i Saadetlerinden çıkmadı. Hayyara ferahdan sonra as-salatu hayru minen nevm ifadesini ilave ediyor. Peygamber Efendimiz de sadakta ve bararta yarıyor. Ne kadar doğru yaptın, ne güzel söyledin, ne iyi yaptın diye onu onaylıyor ve böylece o da bir sünnet oluyor, hadis olmuş oluyor. Zımmi takrir değerli arkadaşlar, o da sükut etmek, tebessüm etmek, bir açıklama yapmaksızın onaylamak. Mesela Hendek Savaşı'nda ihanet eden Kureyza için Peygamber Efendimiz savaşı müteakip onların cezası verilecek. İlla beni Kureyza demişti. Bu ceza verilinceye kadar hiçbir şey olmayacak manasında. Çünkü müşriklerle birlikte hareket etmişler. İçeriden Müslümanlara tuzak kurmuşlardı. Efendim, yolda giderken ikindi ezan okundu. Ashab-ı kiramın bazısı namazı kıldı, bazısı kılmadı. Peygamber Efendimiz Kureyza'ya kadar hiçbir şey yok demişti diye. Durumu Peygamber Efendimiz'e aktardılar. Kılanlar, kılmayanların durumunu Peygamber Efendimiz sükut ederek karşıladı. Bunun başka örnekleri de vardır. Böylece onaylamış oldu. Hulki ve hılki, ahlaki vasıf. Mesela Resul-i Ekrem insanların en cömertiydi. Ramazan ayında daha cömert olurdu. Bu nedir? Peygamber Efendimiz'in efendim böyle duruşu. Yani şecaati, cesareti, sabrı, metaneti, çalışkanlığı bunlar Peygamber Efendimiz'in kişilik olarak, şahsiyet olarak duruşudur. Yani evet, hılki bir tutumudur efendim. Hazreti Peygamber sima olarak insanların en güzeli, yaratılış olarak da en mükemmeli. Bu da bedeni olarak Peygamber Efendimiz, şemail olarak. O ne çok uzun ne çok kısaydı. Bunlar da hılki hadis olarak. Evet. Değerli arkadaşlar, hadisin yapısı
konusuna önümüzdeki derste inşallah devam edeceğiz. Burada dersimizi tamamlayalım. Allah'a emanet olun.